8. bordda koz kör. Güneyden 4 kör kontratı oynanıyor ve atak koz. Kayıplar pik, 3 karo ve tref. Oyun planımızda eldeki kayıp karoları yerden çakmak. Şimdi eli görelim. Çakacağımız tarafta küçük koz kalsın istiyoruz. Bu yüzden büyük kozumuzu kullandık. Defans pik hamlesi yaptı. İlk tur boşladık. Şu ana kadar 2 löve vermiş olduk. Planımız neydi? Karo çakası. Evet. Ası kullandık. Karolar eşit dağılmamış. Bunu gördük. Pik çakasıyla ele gelip oyun planımıza uygun olarak karoyu yerden çakıyoruz. Artık kör oynayabiliriz. Olduğunu biliyoruz batıda. Pik çakasıyla geldik. Son körü de aldık. Tref ası da alıp son trefi, son löveyi verebiliriz defansa. Kontratı başarmış olduk. 9. board. Yine güneyden oynuyoruz. 4 kör oynuyoruz. Bu sefer de oyun planımız treflere yerden çakmak. Bakalım nasıl olacak. Önce bir hatalı bir oyun görelim. Hemen trefe girdik doğal olarak. Defans ilk atağı kör yapmıştı. İkinci turda alır almaz hemen kör oynuyor. Amacı bizim tref çakalarını yapmamamızı temin etmek. Şimdi burada empas denemedik. Çünkü bir an önce trefleri çakmaya ihtiyaç var. Empası deneyip bir de tutmazsa kontratı batırırdık. Çünkü batı alıp tekrar kör oynayacak. O kesin. Ama bir sorunla karşılaştık. Ele nasıl geleceğiz? Ele nasıl gelip de şu trefi çakabileceğiz? Defans ilk atakta kör yapmıştı. İkinci turda yine kör oynadı. Şimdi pik oynuyor. Dışarı 2 löve verdik. Sadece 1 löve verme şansımız var. O da muhtemelen pik olacak gibi duruyor. Mecburen ele
geliş kağıdımız olmadığı için pik oynadık. Bir de geliş kağıdımız yani karoyu oynamış olsak olurdu ama batı çakıyor. Şu anda olduğu gibi. Yani defans aslında ekstra bir el aldı ve kontratı batırdı. Top yanlış deliğe düştü ondan. İlk atağından başlıyor sorun. Görelim. Biz geçen sefer bunu dama kadar çekmiştik. Ama şunu biliyoruz. Defans alınca trefi mutlaka kör oynayacak. Biraz önce de aynı hamleyi yapmıştı. Yine trefi alınca kör oynamıştı. Şimdi top geldi. İstediğimiz delik yani elimize, ana ele geldi. Düştü. Artık hemen trefi oynayıp hemen çakabiliyoruz. Şimdi hiç tempo kaybetmeden karo aslanıyla da alıp son eldeki tref kaybını da yere çaktırıyoruz. Şu ana kadar bir löve verdik dışarı. Karodan kesin bir löve daha vereceğiz. Pikten de bir löve vereceğiz gözüküyor. Ama kontrat geçen sefer batarken bu sefer doğru oynadığımız için çıkacak. Daha ilk hamlede kör valesini mi kullanacağız, kör damıyla mı alacağız kararı kilit rol oynadı. Bakın doğru oynayınca hiçbir sorun kalmadı. Defans alacağı löveleri alabiliyor. Ama başka alacağı löve kalmadı. Evet, bu bölümün son borduna bakalım. Güneyden 4 pik oynuyoruz. Bu sefer atak tref. Şimdi oyun planımızda yine yerde kısa olan treflere eldeki kayıp trefleri çakmak. Burada önemli bir ders var. Dersi anlayabilmemiz için, yani hatayı anlayabilmemiz için önce bir hatalı oynamamız lazım. Trefası aldık. Neydi oyun planımız? Treflere yerden çakmaktı. Ne güzel, hemen trefe çakalım. Şimdi karo çakasıyla da ele gelelim. Hatalı oyunumuzu sürdürelim. Bir daha tref çakalım. Belki bazılarınız diyor ki ya oyun planımız bu değil miydi? Trefe çakmak değil miydi? İşte çaktık. Ne güzel diyor. Bir pik empası denedik. Tutmadı. Ha, o ne? Defans trefe oynuyor. Eyvah. Yerde koz bitti. Bendeki ruva gitti. Ne olacak şimdi? Körden de iki kaybımız var. Kontrat battı. Nerede yanlış yaptık? Şurada yanlış yaptık. Şimdi eğer büyük kozla ile çakacaksan as ruvayı çekerek başla. Küçük kozla çakacaksan çekme sakla. Yani yapmamız gereken şimdi elde şeyler büyüktü. Pik, vale, on büyük kağıtlar.
Bunun ne anlama geliyor? Oyunda göre. Hani tref ası kullandık, sonra küçük trefleri oynadık. Çakmaya gittik. Bu yanlış bir oyun. Çünkü madem büyüklerle çakacağız, öyleyse önce tahsilatı yapalım. Tref as ruhaya çekelim, sonra kalan küçük treflere büyük kozlarla çakalım. Görelim nasıldı doğru oyun. Tref atağını aldık. Hemen artık tref ruvayı çekeceğiz. Buna bir kör defosu yaptık. Şimdi sıra geldi eldeki kayıp trefleri çakmaya. Aynı bir önceki hatalı oyunda olduğu gibi karoyla ele geliyoruz. Burada bir sorun yok. Şimdi son trefi çakmaya gidiyoruz. Kocaman vale ya da onluyla çakacağız. Ruva varsa bir el alır. Sorun yok. Kozdan bir el vermeye razıyız. Koymadı. Ya da yok. Yine empasımızı deneyelim. Belki tutar diye. Ama hayır, tutmuyor. Şimdi oyunun kaderi belli. İki tane kör vereceğiz. Ama başka el vermeyeceğiz. Ortağın alıcı kağıdına çakmaz doğu. Alırız. Kozları toplarız. Kör asını da alıp buyurun defans iki kör sizin deriz. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim.